Evet. Üç-dört haftadır Kur'an'da da geçen tasavvuf literatüründe de çokça işlenen nefs-i emmare kavramı üzerinde konuşuyoruz. Ve bunu da hem kişinin kendiyle ilgili yanlış algısı hem de kendisine tahakküm eden bir düşünce, duygu ve davranış etrafında şekillenen bir durum olarak tanımlamıştık. Burada hani kişi bazen şu itirazda bulunabilir. İçimde hiç böyle bana tahakküm eden, bana emreden bir şey görmüyorum. Ben bunu istiyorum gibi bir yerden bakabilir. Bu da aslında nefs-i emmarenin aslında ne kadar güçlü olduğuna işaret eder. Yani o nefs-i emmare o kadar tırnak içinde söylüyorum, kişi tarafından içselleştirilmiştir ki kişi bunu kendisi olarak algılar. Yani gerçek kendiliğin yerine geçmiştir ve o gerçek kendiliğin yerine geçtiği için de kişi orada herhangi bir mücadele, herhangi bir çatışma, herhangi bir baskı hissetmez. İşte ben hırslıyım, ben öfkeliyim, ben kızgınım, ben başarılı olmak istiyorum, ben üstün olmak istiyorum, daha iyi bilmek istiyorum, işte veya işte mükemmel olmak istiyorum. Hatta diyebiliriz ki işte Allah'a iyi bir kul olmak istiyorum deyip bundan hırslandığınız durumda bile bir nefs-i emmarenin içindesinizdir. Neden? Çünkü aslında o benlik tırnak içinde herkesten daha iyi bir kul olmak istiyordur. Veya iyi bir kul olup tırnak içinde işte iyi kul olmak böyledir, siz de çalışın, benim gibi olun gibi bir aslında hikayenin ardına saklanıyordur. Dolayısıyla nefs-i emmarenin çok farklı yüzleri vardır. O yüzden onu anlamak bile çok önemli bir merhaledir. Çünkü o kendimiz olarak bize kendisini lanse eder. Hani tırnak içinde en iyi hakimiyet hissettirilmeyen hakimiyettir. Mesela birisi size açık açık tahakküm etse, her gün boynunuza bir zincir takıp, ayaklarınızı zincirleyip, sizi bir yerden bir yere sevk etmeye çalışsa veya sürekli böyle despot bir hakim gibi, hükmedici, zalim bir biri gibi sürekli size bir şeyi dikte etse, bundan dolayı siz rahatsız olursunuz. Olma ihtimaliniz yüksektir. Dolayısıyla nefs-i emmare size size hükmeden bir şey olarak değil, size kendisiymiş, kendinizmiş gibi görünen bir şekilde yaklaşır. Ve siz onu farkında olmadan kendiniz olarak algılarsınız. Bu daha küçük yaşlarımızda bile olabilir. Örneğin ebeveyni tarafından yeterince sevilmemiş bir çocuk, ben sevilmeyen biriyim diye, işte ben sevilmeyen biriyim, ben kötü biriyim, ben hiç takdir edilmeyen biriyim. Tırnak içinde bu, hani örneğin Allah beni kahretsin, yaşamak istemiyorum'a kadar gidebilir. Ve burada hani siz burada bir nefse emmare yokmuş gibi düşünürsünüz. Halbuki orada ne var? Kişi ebeveyninin yanlış bir tutumu üzerinden aslında kendini tanımlamıştır. Ve kendini tanımlaması sahte bir tanımlamadır. Oradaki olguyu kişi kendisi olarak tanımladığında orada bir tırnak içinde söyleyelim, bir cahillik oluşmuş olur. Bir cehalet vuku bulmuş olur. Cehalet bir şeyi bilmemek değil, bir şeyin yanlış bilinmesi
bir şeyin yanlış bir şekilde tanımlanması, bir şeyin yanlış bir şekilde algılanması. O yüzden hani hiç bilmeseydik aslında çok daha kolay olurdu şu anki sürecimiz. Mesela hiç kendimizle ilgili mesela hiçbir tanımlamanın, hiçbir hükmün olmadığını düşünün. Ne kadar hafiflerdik, bu ne kadar doğal bir şey olurdu. Ama şu anki durumumuzda baktığımızda doğumuzdan bugüne kadar yaşadığımız süreç içindeki etkilenmelerimizin neticesinde oluşmuş olan birçok düşünce, duygu ve davranış kalıbı var. Mesela belki işte ebeveynimizle inatlaştık, bizde bir düşünce ve davranış tarzı oluştu. Belki ebeveynimizle veya çocukluğumuzda yaşadığımız bir süreçten dolayı kendimizi hep güçsüz, hep böyle korunmasız ve ezilmiş hissettik. Veya kendimizi hep haksızlığa uğramış hissettik. Ve sürekli hayata nasıl bakıyoruz? Biri sana haksızlık yapacak ve buna karşı çok dikkatli ol. Sürekli gardımı almış durumda yaşayabilirim. Ve bu benim bir nefse emmaremdir. Neden? Aslında kendimi yanlış bir şekilde tanımlıyorum. Yanlış bir şekilde anlamlandırıyorum. Yanlış bir şekilde konumlandırıyorum. O yüzden bunlar aslında bir anlamda hani nefse emmare nedir diye bir başka tanım geliştirecek olursak, kişinin kendine dair her türlü yanlış algısı onun nefse emmaresidir. Kişinin kendisiyle ilgili yanlış algılarının her biri bir nefse emmare olarak işleyebilir. İşte kendimi gerçekleştirmeliyim demek mesela örneğin çok aldatıcı bir nefse emmaredir. Yani kendini bir şey üzerinden gerçekleştirmeyi umuyorsun. Bir şeyi bilerek, bir şeyi yaparak, işte bir ilişkinin üzerinden kendini gerçekleştireceğini düşünüyorsun ve hayatın boyunca tırnak içinde mesela mutluluk arıyorsun. Mutlu olmak istiyorum diyorsun. Mesela mutlu olmak istemek bile bir nefse emmaredir. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Alakası şu, sizin doğal mutluluğunuzu örtüyor. Doğal olarak var olan mutluluğunuzu örttüğü için bir aldanışın üzerinden gerçekleşen bir hikayedir. Mutlu olma ile ilgili ürettiğimiz şeyler. Yani mutlu olmak istiyorum eşittir. Aslında bu ne demek? Şu an mutlu değilim. Şu an mutlu değilim. Peki şu an mutlu olmayan ben kimim? Nasıl bir varlığım? Sahte bir varlığım aslında. Yani kendimi bir şeyle ilgili eksiklik hisseden, yetersizlik hisseden, değersiz olduğunu hisseden, bir şeye ihtiyaç duyduğunu hisseden bir benliktir bu. Ve bu benlik ne yapıyor? Bize sürekli şunu fısıldıyor. Sen mutsuzsun diyor. Sürekli bu fısıltıyı duyuyoruz. Mutsuzsun diyor. Çok mutsuzsun diyor. Şanssızsın diyor. Herkes bir şey bulmuş. Herkes bir şekilde mutlu olacağı bir şey bulmuş ama sen mutsuzsun diyor. Sürekli bunu fısıldıyor. Ama bu sanki böyle sana tahakküm ediyormuş gibi gelmiyor. Sana kendinmiş gibi geliyor. Doğal geliyor değil mi hocam? Tırnak içinde evet, doğal geliyor. Yani nefse emmarenin zaten en büyük tuzağı bunun, bu gibi şeylerin, düşünce ve duygularının doğal olduğunu ima etmesidir. İnandırıyor. Evet, buna çok güzel bir şekilde inandırıyor. Ve aslında fark etmediğimiz şekilde bir tuzağın içine düşüyoruz. O yüzden aslında nefse emmarenin bizi yanılttığı temel nokta kendimizle ilgili tanımıdır. Kendimizle ilgili oluşturduğu çerçevedir. O çerçeveyi keşfetmiyoruz, keşfedemiyoruz, unutuyoruz çünkü onu. Çünkü nefse emmarenin en önemli tuzaklarından bir tanesi de
kendisini göstermemeye çalışmasıdır. Yani tırnak içinde düşman dışarıda veya hedef, yani senin amacın, senin gayen dışarıdaki bir şey. Bir ilişki, bir başarı, bir eşya, bir mal, bir zenginlik, maddi bir zenginlik, bir başa geçmek, bir otorite olmak, tırnak içinde kendi küçük sahte krallığını kurmak, işte çok bilgi edinmek gibi bizi ne yapar? Hem kendimizle ilgili tanımdan uzaklaştırır, hem de çözümün dışarıda olduğunu düşündürür. Ve biz de sürekli onun o dışarıda çözüm var, dışarıda bir şey var veya düşman dışarıda hikayesine inanırız. Ya dışarıya karşı bir öfke, kızgınlık veya düşmanlık hissederiz veyahut da bizi kurtaracak olan şeyin, bizi mutlu edecek olan şeyin, bizi tamamlayacak olan şeyin dışarıda olduğuna inanırız. Hani bugün buraya gelmeden evvel bir dostumun bir sorusu oldu. Dedi ki, yani belli bir yaşa gelmiş, böyle dünyada nereyi dolaşayım, hangi yolculuk bana iyi gelir diye bir soru sordu. Ben de dedim ki, hani dışarıya yapılacak hiçbir yolculuk sadra şifa değildir. Ha, tabii ki dünyayı dolaşabiliriz, bunda bir mahsur yok. Ama hani dışarıda bir şey bulacağım tuzağı bir ego tuzağıdır. Hatta aslında biraz Peygamber Efendimiz'e bakacak olursak, aslında işte onun vahye muhatap olması, vahiy mesajını idrak etme süreci nedir? Hani bir yolculuğa çıkması değildir zahiri olarak, dışsal bir yolculuk değildir. Ne yapmıştır? İçe bir dönüştür, içe bir yolculuktur. Dolayısıyla nefsi emmarenin bu konuda bizi aldatabileceğini hatırlamamız gerekiyor. O yüzden dikkat edin, işte biz insanlardan bazen ne arıyoruz? İşte beni mutlu et, bana kendimi özel hissettir, bana kendimi değerli hissettir falan, böyle bir sürü bu şekilde devam eden bir hikaye var. Ve bu bütün bu hikayelerin aslında ortak anlamı nedir? Bize dışarıdan bir şeyin gelip bizi tamamlayacağı, bizi var edeceği, bizi anlamlı, değerli kılacağı gibi bir hikayeye inanıyoruz. Ve sürekli olarak da bununla ilgili bir beklenti, hayal, kurgu, gerçekleşmediği bir durumda da öfke, kızgınlık, kırgınlık, işte hiç kimse beni anlamadı, hiç kimsenin bana kendimi değerli hissettirdiğini hissedemedim, kimse bana değer vermiyor gibi bu sefer bir hikayeye kapılıyoruz. O hikayede de yine nefse emmarenin başka tuzaklarına düşüyoruz. Artık işte insanları sevmiyorum, insanlardan ümidim kalmadı, insanlara artık mesafe koyuyorum veya işte insanlardan artık bıktım, insan görmek istemiyorum gibi hikayelere kapılıyoruz. Böyle arka arkaya, ardı ardına bir cehalet örtülerine bürünüyoruz aslında. O cehaletin örtülerine büründüğümüzde de eğer dikkat etmezsek, yani asıl alana dikkat etmezsek, o cehalet örtüleri bizi ömür boyu o alanda tutabilir. O yüzden Hazreti Yusuf kıssasında işte Züleyha'nın ona iftira atması karşısında bütün o sürecin sonunda Hazreti Yusuf dürüst, iffetli olduğu ortaya çıkmasına rağmen o saray ahalisi
suçu üzerine almasını, muhtemelen işte buna karşılık ona kim bilir neler vaat etmişlerdir, bunu bilmiyoruz ama hani bir şeyler vaat ediyorlar. Hani bak ya suçu senin üzerine atar, hapse atarız ya da sen hani bu konuyu kapatırsın, benim hatamdı falan dersin ve biz de sana hani gereken tırnak içinde kolaylığı sağlarız. Yani biz de aptal değiliz yani, seni bir konuda memnun etmeye çalışırız yani. Sen bizi dinle, biz de senin için bir kolaylık sağlarız değil mi mesela? Hani para var, bir sürü makam mevki var değil mi? Gider büyükelçi yaparsın onu, bir yere atayabilirsin, bir yere bakan yaparsın, bir yere uzman yaparsın. Hani günümüzdeki örneklerini veriyorum. Bir şey yaparsın, o şekilde bu işi kapatırız yani değil mi? Ama ne diyor Hazreti Yusuf orada? Hapishane, hapis sizin çağırdığınız, sizin istediğiniz şeylerden daha sevimlidir. Burada da durmuyor ve çok önemli bir şeye işaret ediyor. Eğer, ey Rabbim diyor, eğer beni onların tuzaklarına düşürürsen ben onlara meylederim ve cahillerden olurum. Peki onların tuzağı nedir aslında? Onların tuzağı dünyevi, yani dışsal bir şey değildir. Biz hep tuzak deyince aklımıza mesela bak kimsenin tuzağına düşme deyince hep zihnimiz dışarıya yöneliyor. Birinin tuzağına düşmen için senin tuzağa düşebilecek bir durumda olma ihtimalin olması gerekiyor. Değil mi? Yani mesela işte paraya bir meylin olabilirse para üzerinden tuzağa düşürülebilirsin. Sevilmeye, onaylanmaya, takdir görmeye, başarılı olmaya, muktedir olmaya, iktidar olmaya, güçlü olmaya bir temayülün olursa veya böyle bir ihtimal varsa bir tuzağa düşebilirsin. Ve işte Hazreti Yusuf ne diyor aslında orada? Evet, nefiste böyle eğilimler vardır ama ben bu eğilimlerin farkındayım ve onların tuzağına düşmek istemiyorum. Allah'a dua ediyor, beni onların tuzaklarına düşürme. Eğer onların tuzaklarına düşecek olursam, ki düşecek olan benim, Allah düşürmüyor yani, düşecek olan benim, o zaman onlara meylederim. Peki onlara meylettiğinde ne olur? Aslında bahtın açılır değil mi? Şansın açılır. Yani Mısır'da belli yerlere gelebilirsin, belli konumlar sana verilebilir, zengin olabilirsin, tırnak içinde parayı bulursun yani. Onlara meyledersen değil mi? Seni bir şekilde kendi imkanlarıyla ihya edebilirler. Ama Hazreti Yusuf bunu ne olarak tanımlıyor? Onların tuzağına düşmek olarak tanımlıyor. Ve orada aslında dikkat ettiği şey ne? Benim kendi içimde o dışarıdan gelebilecek olan yanlış tekliflere karşı bir boşluğum var mı? Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Hayatta nice insan belli kırılma noktalarında hataya düşer. Örneğin sevilme arzun vardır. Birisi senin o sevilme arzunu manipüle edebilir. Sen orada şey yapamazsın. Ya dikkat etmiyorsun ki zaten. Biri seviyorum diyor. Sen de ne kadar güzel diyorsun. Bana kendimi çok iyi hissettirdi. Hangi kendini daha iyi hissettirdi? Hangi kendini daha iyi hissettirdi o söz? Bunu düşünüyor musun? Bu nasıl bir kendilik? Allah'ın sevmesi bile sana kendini o kadar iyi hissettirmiyor. Neden acaba? Bu nasıl bir kendilik acaba? Allah seni yaratmış, kul olma, yani ona, yani kul olmak nedir? Ona muhatap olmak ve tırnak içinde onunla birlikte değil yerindeyse hareket etmek. Yani
onun isim ve sıfatlarıyla donanmak ve onunla bir nevi aynı frekans içinde hareket edebilmek. Yani bu Allah'ın sana bahşettiği bir nimet aslında. Mesela onun rahmetiyle merhametli olursun, onun şefkatiyle şefkatli olursun, onun ilmiyle ilim istikametinde hareket edersin. Bu ne kadar büyük bir şeydir. Bunların hiçbiri sana kendini iyi hissettirmiyor. Ama bir kulun bilinçli veya bilinçsiz şekilde manipüle ederek seni sevdiğini söylemesinden kendini çok iyi hissediyorsun. Mesela hiç bunu düşündünüz mü? Ben Allah'ın beni var etmesinden, yaratmasından, yani niye yaratmış, nasıl yaratmış, demek ki sen onun sonsuz ilminde varsın, değil mi? Biz yani yoktuk da var olduk değil ki. Biz varlıktan bir başka varlık düzlemine geçtik. Onun sonsuz ilminde vardın, ilim mertebesinden kudret mertebesine geçtin. O ilminde var olan varlık kudretiyle görünür hale geldi. Şimdi sen düşün, yani kim sana böyle bir nitelik bahşedebilir? Yani seni bu dünyada seven hangi insan bunu yapabilir, değil mi? Ama bak, Allah sonsuz ilminde olan seni kudretiyle görünür aleme göndermiş, ama sen bundan dolayı hiç kendini iyi hissetmiyorsun. Ve birinin sana, işte sana değer veriyorum veya seni seviyorum veya işte seni takdir ediyorum demesinden göklere uçuyorsun. Bu nasıl bir benliktir acaba? Benim bu benliği gözlemlemem gerekmiyor mu? Ben böyle bir varlık mıyım? Bakın, biz çoğunlukla o nefse emmarenin üzerinden bir yolculuğa çıkıyoruz. Mesela hani her şeye yaradanla başlasak nasıl başlamam gerekir? Diyelim ki psikolojik düzeyde benliğim işte kendini mutsuz hissediyor, değersiz hissediyor, şanssız hissediyor. Bu psikolojik benlik düzeyinde bir aldanıştır aslında. Hepimiz aynı aldanışın bir şekilde içinden geçiyoruz. Peki yaradanla başlasam, bir, önce Allah var, ezeli ve ebedi var. İki, o beni var etti ve varlığından haberdar etti ve onunla var olmaya devam ediyorum. Onun varlığının bir yansımasıyım. Onun varlığıyla varlığım devam ediyor. Ne kadar fevkalade güzel bir şey. Gerisi, ya işte gerisi falan beni o kadar umursamıyor, filan beni yok saydı falan. Bunlar ne ölçüde bir değer taşır? Çok küçük şeyler kalır, değil mi? Ama biz oradan başlamıyoruz ki olaya. Olayı tanımlamaya oradan başlamıyoruz. Yani tırnak içinde söylüyoruz. Hani Bismillah'la başlamıyoruz. Neyle başlıyoruz? Nefsimizle başlıyoruz. Kimse Bismillah demiyor. Nefsiyle yolculuğa başlıyor. Ve ne oluyor? Yalnızım, kimse beni sevmiyor, çok canım sıkılıyor, hiçbir şey yapmak istemiyorum, İşte kimse beni anlamıyor falan filan, böyle gidiyorum. Sonra ne oluyor? Bir cehalet bohçasına kapılıp onun üzerinden hayatı tanımlamaya başlıyorum. Halbuki temelden başlasam, işte mesela peygamberin o Taif'teki durumu budur. Ne yapıyor? Temelden başlıyor. Yani eğer nefsim üzerinden baksam şanssız göreceğim kendimi. Ama ne diyor peygamber? Hatta nefsin
o tuzağına da işaret ediyor. Yani ey Rabbim, beni diyor bunlara teslim ettiysen bu çok büyük bir acı olur. Çünkü nefiste böyle hikayeler vardır. Bakın hepimizde psikolojik düzeyde hikayeler oluşur. Bunlar problem değildir. Hikayeye inandığınız zaman orası tehlikedir. Yoksa nefiste oluşur. Ya işte ya Rabbi beni bunlara mı bırakıyorsun falan dersin yani. Ama hakikatin ışığında dersin ki ya Rabbi eğer sen benden razıysan bunları hiç önemsemiyorum. İşte tıpkı Hazreti Yusuf gibi. Eğer onların tuzağına kapılırsam onlara meylederim ve cahillerden olurum. Bakın şunu demiyor. Ya beni niye hapse atıyorlar? Ben böyle yapmadım ki. Bu ne biçim dünya? Bu büyük bir haksızlık. İşte beni bu hapisten kurtar diye dua etmiyor. Dikkat edin. İlk dua ettiği şey ne? Asıl dua ettiği şey ya Rabbi diyor beni onların tuzaklarına düşürme. Çünkü onların tuzaklarına düşersem onlara meylederim. Neye meylederim? Onların nefsaniyetine meylederim. Onların dünyeviliğine meylederim. Onların değer yargılarına meylederim. Onların hayata bakış açısına meylederim. Hani ben çok defa şunu duyuyorum. Ya tamam doğru bu ama işte insanlar öyle düşünmüyor. Güzel kardeşim, ne yapayım insanlar öyle düşünmüyorsa yani ne yapabiliriz? Bu şu demektir. İçimizdeki bir nefis insanların değer yargılarına, dünyalarına, düşüncelerine, duygu dünyalarına meylettirmeye çalışıyor bizi. Tamam ben doğruyum ama insanlar doğruluğa şey vermiyorlar, bir paye vermiyorlar. Kimse beni doğruyum diye ödüllendirmiyor. İşte herkes paraya bakıyor, mevkiye bakıyor, şuna bakıyor, buna bakıyor. Tamam da sen niye bundan rahatsız oluyorsun veya içinde bundan rahatsız olanı görüyor musun, farkında mısın? Sen onların değerlerine meylediyorsun, farkında mısın bu soruyu sorarak? Yani bu onların hikayesi. Yani orada Hazreti Yusuf ne dedi? Ben dürüst, iffetli bir insanım. Dürüst, iffetli olduğu için ona madalya mı verdiler? Takdir mi ettiler? Onu ya bravo sana ya ne kadar iyi bir insansın mı dediler? Aksine ne dediler? Suçu üzerine al yoksa seni hapse atacağız dediler. O da şunu mu demeliydi? Lan, namussuz mu olacaksın acaba bu alemde? Bu insanlar bunu istiyor abiciğim falan mı dedi? Demedi. Onlara meyletmedi. Yani onların değerlerine meyletmedi. Bu aynı zamanda hem nefsimizde buna temayül eden bir taraf olduğuna dikkat etmemizi gösteriyor. Çünkü ne diyor? Beni onların tuzaklarına düşürme. Onların tuzaklarına düşme ihtimalimiz var çünkü. Dikkat etmezsek. Onların tuzaklarına düşme ihtimalimize dikkat ediyoruz. Mesela nedir? İşte nefiste güçlü olma arzusu, etkili olma arzusu, başarılı olma arzusu, sevilme arzusu, takdir görme arzusu, değer görme arzusu var. Ama sen bu arzuları farkında olmadan veya yanlış bir şekilde dünyaya, insanlara yönlendirirsen, evet değerli olmayı arzu ediyorum. Ama kimin gözünde, kimin katında? Rabbimin. Rabbim neyi değerli görüyor? İşte takvalı olmayı, merhametli olmayı vesaire. O zaman benim için bunlar önemlidir. Değerli olmayı, başarılı olmayı arzu ediyorum. Başarı nedir? Başarı nedir denildiğinde aklımıza şu hiç geliyor mu? Allah'ın katında başarı nedir diye mi geliyor? Yoksa işte toplum kimi başarılı görür, kime başarılı der, kimi takdir eder? Ne geliyor aklıma? Oraya bir bakmam gerekiyor. Başarı nedir? Değer görmek nedir? Sevilmek nedir? O yüzden aslında aradığımız şeylerin hakikati ve hakiki olanı aslında yaratıcıda vardır.
Mesela Allah katında Hazreti Muhammed mi değerlidir? Yoksa işte onu taşlayan Taifliler mi? Ama bak Taifliler de taşlamış yani. Peki değer kavramı neye göre tanımlanmalı? Veya Hazreti Yusuf'u düşünün. Hapis onların çağırdığı şeylerden daha üstündür diyor. Daha sevimlidir diyor. Peki onların çağırdığı şeyler ne? Bugün hepimizin tuzağına düşebildiğimiz şeyler. İşte karşı cinsin ilgisi, sevgisi olabilir, başarı arzusu olabilir, para olabilir, istediğini alma arzusu olabilir, etkili olma arzusu olabilir. Ama Hazreti Yusuf'un bakışı ne? Ve dikkat edin, peygamberler birer robot değildir. Onların da kendi içlerinde bir süreç vardır. Yoksa onlar böyle hiçbir hataya düşme ihtimali olmayan insanlar değillerdir. Düşme ihtimali var, düşerse uyarılır. Yoksa böyle hiç düşme ihtimalleri yok, böyle dümdüz gidiyorlar, hiçbir pürüz yok, öyle bir şey yok yani. Öyle bir durum yok. O yüzden burada Hazreti Yusuf'un o anlayışının bize verdiği bir mesaj var. Bu şudur. Bir, içinde seni aldatabilecek olana dikkat et. İki, dışarıda seni aldatma ihtimali olan durumlara dikkat et. Yani bu illa birinin, dışımızdaki birinin bizi aldatması değil ya. Bir insan cahildir, sizi görmezden gelir. Ama sen bundan dolayı kendini değersiz hissedersen bu bir yanılgıdır. Onun zaten o kendi egosunun tuzağına düşmüş. Sen de onun düştüğü tuzağın üzerinden kendi tuzağına düşüyorsun. O yüzden yani Taif'te peygamberi taşlayanlar kendi nefislerinin tuzağına düşmüşlerdi en başta. Peygamberle alay ettiler ve onu dışladılar. Bu onların kendi nefislerinin tuzağının bir sonucuydu. Ama peygamber de bu nedenle tuzağa düştü mü? Düşmedi. Hatta orada söylediği söz aslında bak insan böyle bir tuzağa düşebilir. Aslında bu bize bir hatırlatma. Yani nefis ne diyebilir orada? Ya işte bu kadar çaba gösteriyorsun, iyi niyetlisin. Ya bunlara iyilik yaramıyor. Bu insanları boş ver yani. Lanet olsun. Diyebilir değil mi? Egoda böyle bir imkan var. Veyahut da işte ya Allah niye beni korumuyor? Değil mi? Bakın bu da önemli bir tuzak. Mesela Allah tarafından nasıl korunmak istiyoruz? Bizi koruması ne demektir? Allah'ın bizi koruması ne demektir? Bakın Hazreti Yusuf'u korumadı, hapse düştü tırnak içinde. Peki onun hapse atılması Allah'ın onu korumaması mıydı? Hayır. Onu korumak ne demektir? Onun fıtratını korumaktır. Yusuf da bunu idrak ederek Allah'a o duada bulundu. Ve Allah da onu korumuş oldu. Sen neyi korumasını istiyorsun Allah'tan? Dersleri geçeyim, sınıfımı geçeyim, işte eşim, evlatlarım beni sevsin, önemsesin, bana değer versinler. Bunlar mı korunmak? Yoksa fıtratının korunması mı korunmak? O yüzden Hazreti Yusuf orada hapishane konusunda bir duada bulunmadı. Ha, onu da bulunabilirsin, o ayrı bir şey ama böyle hapishaneden kurtulmayı böyle sanki asıl kurtuluş gibi görüyorsan orada yanılıyorsundur. Hapishane küçük bir teferruattır orada. Asıl Allah senin fıtratını korusun. Sen onu iste Rabbinden. Fıtratını korursa sen korunmuş olursun. Öldürülsen de korunmuş olursun. Hapishaneye atılsan da korunmuş olursun. Yoksa
yanlış bir yerden bakarsanız ki bugün insanlar olarak bizler çoğu defa yanlış bir yerden bakıyoruz. İşte ibadet ediyorum buna rağmen bak ne oluyor. Hani nefsi emmarenin bile ibadeti nasıl çarpıttığını görebilmelisiniz yani. Mesela der ki işte, namazımı kılarsam işlerim rast gider mi? Bilmiyoruz abi, öyle bir şey yok yani, öyle bir garanti yok. Ve ibadeti böyle bir çerçevede anlamak da yanlış bir şeydir. Biz niye ibadet ediyoruz? Çünkü Rabbimizi seviyoruz. Çünkü onunla aramızda varoluşsal bir bağ var. Aramızda bir sevgi bağı var. Aramızda bir varlık bağı var. O yüzden biz Rabbimize ibadet ediyoruz. İnsan sevdiğiyle muhabbet etmek istemez mi? İnsan sevdiğiyle vakit geçirmek istemez mi? Ve bak, sevdiğin Allah sana seni olduğun gibi, gerçekte olduğun gibi bakıyor. Mesela ne diyor? Ey kendi nefislerine zulmeden kullarım diyor. Sen benimle bir yanlış yap bakalım, ne diyor sana? Senden hiç bunu beklemezdim deyip başlıyor eleştirmeye, suçlamaya. Ama Allah ne diyor? Ey kendi nefislerine zulmeden kullarım diyor. Benim rahmetimden ümit kesmeyin. Sen böyle bir Allah'ın muhatabısın. Bu ne kadar kıymetli, ne kadar anlamlı, ne kadar değerli bir ilişki, değil mi? O zaman ibadet nedir? İbadet nefse karşı ruhun farkındalığıdır. Nefse karşı ruhun farkındalığıdır. İbadet nefsimize karşı bizi koruyan tuz gibidir. Sana nefsinden gelen bütün hikayelere karşı bir korunma sağlar. Nefsin sana der ki, ya işte ben bunu mu hak ediyorum, işte ben bunu hak edecek ne yaptım ki falan. Sen Rabbinin huzuruna çıkarsın, o ibadetle Allah der ki, seni var eden benim ve varlığımla seni ebediyen kendim ile ödüllendiriyorum, şereflendiriyorum. O zaman bakıyorsun, işte ben bunu mu hak ediyorum, şunu mu hak ediyorum gibi dünyevi hiçbir şeyin senin üzerinde bir ağırlığı kalmaz. Değil mi? Mesela hocam Taif olayında hani şöyle bir şey var. İşte peygambere hitaben Allah evvel geliyor. İşte dilersen iki vadiyi birleştirip onları helak Evet. edebiliriz. Ama Allah Resulü öyle demiyor. Diyor ki onlar bilmiyor. İşte o kendinde, yani gerçek kendinde. Evet. Nefsinde olsaydı mesela intikam Tabii. alma duygusu da Tabii. İşte söyleyebilirdi. biz insanlarla olan ilişkilerimizde de eğer gerçekten kendimizde olursak muhatabımızı daha doğru olduğu gibi anlarız. Mesela o an nefsine mağlup olmuştur. Onu görürsün. Ama sen de nefsindeysen o zaman nefis nefise karşı, kramere karşı diye bir film var, değil mi? O zaman ne yapıyor? Nefisler birbiriyle çatışmaya başlıyor. Mesela o olayla benim ilgimi çeken bir olay oldu. Selam olsun. Ali İzzet Begoviç bir zulme Sırplar tarafından vuruyorlar. Güç ellerine geçtiğinde diyor ki işte hani diğerleri onun diyelim yakın arkadaşları. Hani biz o da diyor ki onlar bizim öğretmenimiz olamaz. Yani sanki Tayyip'teki olaya bilmem bana çok Evet. uygun geliyor. Aynı Aynen. bilinçle Evet. cevap Yani veriyorlar. burada aslında şunu fark ediyoruz. Nefsi emmare bize hayatı dünyadan, dünyevi olgulardan ve egonun hoşuna gidecek şeyler üzerinden algılatır. Her şeyi o gözle algılarsın. Her şeyi onun üzerinden yorumlarsın. Ve bu seni bir şekilde ya mutsuzluğa, ya kırılmışlığa, ya da öfke ve kızgınlığa götürür. Ama o nefsi emmarenin baktığı yerden değil de objektif ve doğal yerden bakmayı öğrenirsen, evet, o olaylar olur ama sen
kendini kaybetmiş hissetmezsin. Anlatabildim mi? Bakın bu çok önemlidir. Kendini kaybetmiş hissetmezsin. Nefsi emmarenin bütün alışverişi dünyayladır. Allah'la alışverişi bile dünyayla ilgilidir. Yani onun her şeyi dünyadır. Onu çok iyi tanımaya ihtiyacımız var. Ve onun tuzağına düşmemeye ihtiyacımız var. Çünkü düşersek cahillerden oluruz. İşte Hazreti Yusuf'un o duasındaki önemli nokta budur. Düşersek cahillerden oluruz. Herkes cahil. Bu bir şeyi değiştirir mi? Değiştirmez. O zaman farkındalığını doğru noktaya getirmek durumundasın. Yani benim gerçek kendim nedir? Yani kendim neyim? Yani bütün dünya seni umursamayabilir, görmezden gelebilir, yok sayabilir, sana haksızlık yapabilir. Sen şuna bakacaksın. Ben insani değerlerim, fıtratım üzere mi yaşıyorum? Budur. İnsanın bütün dikkat etmesi gereken nokta budur. Başka hiçbir hadise bundan daha önemli değildir. Ama hiçbir hadise daha önemli değildir. Bunu kavradığın oranda doğru bir yerden bakıyorsun demektir. Haksızlığa mı uğradın? Olabilir. Haksızlığı elimde imkan varsa gideririm. Ama yoksa haksızlığa uğradığım için kendimi kötü hissetmem. Haksızlığa uğradığım için içimi yemez. Neden? Çünkü ben haksızlık yapmadım. Benim için önemli olan temel şey bu. Bana yapılan haksızlığı bütün gideremeyebilirim. Bütün değiştiremeyebilirim. Ama ben haksızlık yapabilirim, yapmayabilirim. Bu benim elimde. Ben haksızlık yapmamışsam ben yerimde duruyorum. Ben kendimin farkındayım demektir. Gerisi bir aldanıştır. O yüzden nefsi emmarenin en büyük tuzağı bize kendimizle ilgili yanlış tanımlar, hikayeler uydurmasıdır. Mesela düşünün, yalnızım. Burada Allah yok, varlığının kaynağı yok, kendinin kaynağını bilme bilinci yok. Böyle terk edilmiş, fırlatılmış, yapayalnız, hiç kimsesi olmayan. Bakın o benliğin Allah'ı da yok aslında. Zaten Allah'ı olsa yalnızım der mi? Yalnızlıktan dolayı muzdarip olur mu? O yüzden nefse emmarenin Allah'ı da yoktur. Allah'ı bile onun kendisine bir payanda gibi görür. O yüzden bizim bilincimizin doğallığının en önemli göstergesi zor zamanlarda kendinle ilgili tanım ve değerlendirmeyi nasıl yapıyorsun? En zor bir durumda, bir olayda eşin, çocukların seni terk etti veya başka bir şey oldu. Yani aklına ne gelirse, sahip olduğunu düşündüğün bir malı kaybettin veya bulunduğun bir mevkiyi kaybettin. Ne olursa olsun veya haksız yere iftiraya uğradın, hapsedildin. Nereden başlıyorsun durumu tanımlamaya? Oraya dikkat etmen gerekir. Eğer o noktaya dikkat edersen, sende nefsi emmarenin izlerini varsa o zaman bulabilirsin. Ve o hikayenin nereden başladığına gerçekten dikkat edip o hikayeye aldanmazsan o zaman doğru yolu, doğru istikameti keşfedebiliriz. Aksi takdirde ömrümüz boyunca o hikayelerin tuzağına düşeriz ve maalesef ki çevremizde de bize bu hikayenin sahte olduğunu, yanlış olduğunu hatırlatacak fazla insan bulamıyoruz. Neden? Çünkü onlar da aynı hikayenin, benzerinin tuzağındadır. Yani şimdi Hazreti Peygamber veya Hazreti Yusuf işte arkadaşlarına gidip ya işte bana yapılır mı bu haksızlık dediler mi?
deselerdi ne olurdu? Etrafta ya yapılmaz yani, bence de yapılmaz falan diye tırnak içinde teselli ederlerdi. O da ama işte yapıldı, ne yapacağız falan filan. O hikaye ömür boyu devam edebilir değil mi yani? Ama o tuzağa hiçbir zaman düşmedi. Bana bu haksızlık yapılır mı? Yani zaten yapılmış. Değil mi? Bak, nefsi emmare öyle bir tuzak içine sokuyor ki bizi. Olmuş bir şeyi bana bu yapılır mı diyor. Şimdi bu nefsi emmare değil de nedir? Hatta bazen insanlara bunu hatırlatırım, diyor ki hocam ne yapayım, hep böyle birden böyle aklıma o geliyor. Bana bu nasıl yapılır? Bana bu yapılır mı? Ben onlara ne yaptım ki? İşte bak, al sana nefsi emmare, bak nasıl sende tahakküm ediyor. Sen ona diyorsun ki buradan bakma, o gene geliyor. Neden? Çünkü aslında sende de onu onaylayan bir taraf var. O yüzden nefsi emmareden bir düşünce, bir duygu geldiğinde oraya bir dikkat edeceksin. Onu onaylamayacaksın. Onaylarsan içine düşersin. Ve sana o kadar tatlı bir soruyla veya cümleyle gelir ki ilk cümle hiç şüphe çekmez. Şimdi yapılan bu haksızlık değil mi? Haksızlık. Sonra sana yapılır mı? Yani yapılmaması uygun olur. Ama bak yaptılar. Evet, yaptılar. Olması lazım. Bak, en son seni tuzağın içine düşürdü. Tatlı tatlı gelir. Sonra bir anda bir soruyla sen uyanamazsın orada. Mesela bazen bana insanlar bir şeyi anlatır. Tamam diyorum, yanlış. Yapılan yanlış. Sana yapılan şey haksızlık. Diyorum sorun ne? Ama diyor hocam yapmaması gerekirdi. Tamam, yapmaması da gerekirdi ama yapmış. Ne yapacağız şimdi? Kabul etmiyorum hocam. Ne yapalım şimdi? Bak, oraya bir girdin ve çıkamazsın artık oradan. Kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorsun? Olmuş bir şey. Ama kabul etmiyorum. Sanki orada o nefsi emmare ne hissettiriyor? Ben seni savunuyorum ya diyor. Değil mi aslında? Avukatlık. Evet, sana avukatlık yapıyorum. Kötü bir şey mi? Ne yapayım? Kabul mü edeyim? Yap mı diyeyim falan. Bir de oradan tersten saldırıyor bu sefer. Hani kabul etmek yap demek değil ki yani. Kabul etmek iyi yaptım, biraz daha zulmet demek değil ki. Ama bakıyorsun öbür tarafı bir atlayıp sana oradan bu sefer yanaşmaya çalışıyor. Ne yapayım ben şimdi, iyi yaptın mı diyeyim. Kim sana iyi yaptın demeni söylüyor ki? Hani ya kabul etmiyorum ya da bu kötülüğü iyi yaptın diyeceğim. Başka şansım yok mu? O yüzden dikkat edin, nefsi emmare size hiçbir çıkış yolu sunmaz çoğu defa. Sizi bir ikilemin arasında tutar çoğu defa. Ya başarılı olacaksın ya mutsuz olacaksın. Ya başka şansın yok mu? Ya sevileceksin ya da mutsuz, yapayalnız, kimsesiz, işte hayatta kimsenin umursamadığı biri olacaksın. Ya kendi benliğinin matemini tutacaksın ya da birilerine mahkum olacaksın. Ya da sürekli dışarıda bir şey arayacaksın. Yok mu başka şansın? Yok diyor. Başka çare yok diyor. Bunlar diyor. İkisinden birini seç. Hatta bir şairin bir sözü var. Diyor ki hayat diyor size iki şans tanır. Ya duygusuz olmak ya da duygulu olup mutsuz olmak. Murat Hanbungal. Yani ya mutsuz olacağım ya duygularım olacak ama mutsuz olacağım ya da duygusuz olacağım. Yok diyor, ben duygusuz olmak istemiyorum. Duygularım olsun ama mutsuz olayım. Ya başka bir çaren yok mu kardeşim? Yani niye böyle bir tuzağın içine düşüyorsun ki? İşte bu nefse emmarenin tuzağıdır. Ve çok şey görünür böyle. Hani iyi ifade edilen böyle hakikaten yok gibi görünür. Ve kişi böyle bir üçüncü yolu, böyle bir farklı bir yolu olmadığına kanaat getirmiştir. İşte bu nefse emmarenin
bizi içine attığı tuzaktır. O yüzden nefs-i emmarenin size önerdiği şeylere dikkat edin. Seçenekler hani şey gibidir bu. Sizi sanki özgür bırakıyormuş gibi ya bunu seç ya bunu seç. Muhtemelen de Hazreti Yusuf'a o saray ahalisi böyle bir teklifte bulunmuştu. Ya hapis ya da suçu üzerine al ve seni biz ihya ederiz. Yani konuyu unuttururuz. Hani günümüzde de oluyor ya, mesela bakıyorsun bir suç işleniyor. Konu işte yakalanıyor falan filan bir operasyon ama sonra bir hafta sonra unutuyoruz. Ne? Orada bir hikayeler dönmüş. İşte Yusuf'a önerdikleri şey buydu muhtemelen. Yani ya hapis ya da suçu üzerine al, biz bunu unuttururuz, sana da güzel bir mevki veririz. Yani boş bırakmayız. Bizimle işbirliği yapanları boş bırakmayız deyip, sanki başka bir yolum yok. Ve ne yapıyor? Hapisi de çok kötü bir şey olarak göstererek, ya bak hapis de çok berbat bir yerdir abi, dikkat et falan gibi. Onu korkutarak, bak onu istemiyorsun değil mi? O zaman bu. İşte o yüzden diyor ki, hapis sizin teklif ettiğinizden daha sevimlidir. Yani evet, hapis her ne kadar nefsime rahatsız edici gelse de, ne kadar hoş olmasa da, sizin teklif ettiğiniz şeyden daha sevimlidir. Bakın bu çok önemli bir cümledir. Eğer Hazreti Yusuf burada hataya düşseydi, işte hapis çok kötü, işte çok şey falan, o tuzağa düşseydi zaten başka bir çaresi yok gibi görülüyordu. Hemen onların dediklerine uyacaktı. Hem dedi ki, durun bir dakika. Evet, her ne kadar hapis hoş olmayan bir şeyse de sizin teklif ettiğiniz şeyden daha sevimlidir. Halbuki neler teklif etmişlerdir kim bilir değil mi? En başta yapmadığın işi üzerine almayı teklif ediyorlar. Orası zaten... O değil ama aslında dikkat edin. Aa, yani evet, yani orada bir şeyler teklif ediyorlar. Yoksa hani üzerine al bunu değil yani. Evet, üzerine al, biz sana bir iyilik yapacağız, merak etme. O tırnak içinde o iyilikleri tercih etmedi, hapishaneyi tercih etti. Ve bu çok önemli bir şeydir. O yüzden biz bugün hayatımızda neye rağmen neyi tercih ediyoruz? Bu soruyu sormaya ihtiyacımız var. Neye rağmen neyi tercih ediyorum? Eğer burada hata yaparsak zaten ipin ucu gitmiş demektir. Ve ne diyor? Devam ediyor. Eğer beni onların tuzaklarına düşürürsem onlara meylederim ve cahillerden olurum. Abi adam çok akıllı. Adam malı götürüyor. E tabi akıllı adam. Biz bakın böyle konuşuyoruz maalesef. O zaman nasıl bir tuzağa ne şekilde düşüyoruz, oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Kullandığımız kelimelere, cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çevremizde aldanmış olanlardan oluşuyor. Eğer o saray ahalisi aklı başında olsaydı ne yapardı? Yusuf'a, kardeşim sen dürüst bir insansın, sen doğru söylüyorsun, haklısın. Biz de tahkik ettik. Senin muhatabın yanlıştır ve bunun gerektirdiği şeyi yapacağız diyecek. Adalete, dengeye sahip bir içeride bir tane varmış yani o saray ahalisinden aklı başında. O da tahkik ediyor ve diyor ki Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmış, o yüzden Yusuf suçsuzdur diyor. Bak saray ahalisinde bir tane var ama işte nadir oluyor. Şimdi hayatımızda da böyle. Sana nefsinin kusurunu gösterecek birini ya bulursun ya bulamazsın. Ama öbür türlü senin nefsinin hikayesine seni inandıracak binlerce insan bulabilirsin. Hiç o konuda zorluk çekmeyiz değil mi? Ama biz ne arıyoruz? Biz önce kendi içimizdeki fıtratın sesini arıyoruz. Sonra dışarıda bize
o fıtratın sesini hatırlatacak insanlar bulursak onları dinliyoruz. Bulamazsak problem değil. Bulamıyorum diye dışarıda kendi içimdeki sesten kendimi uzak tutmamalıyım. Hiç kimse olmasa bile bu dünyada iyiyi, doğruyu, güzeli, fıtratı, hakikati ifade edecek, tercih edecek hiçbir insan olmasa bile benim fıtratım var. Benim fıtratımın sesi var diyebilmeliyim. Yoksa işte dünya bozulmuş, herkes parada, pulda, şunda, bunda dersem ayağımın kaydığı yerdir. O yüzden nefs-i emmarenin bu tuzağına karşı uyanık olmalıyız. Bütün insanlar bizi onaylasa bile demeliyiz ki hayır, bu nefsin bir tuzağıdır. Son söz, bir alimin çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, ben diyor nefsimi biliyorum, nefsimin tuzaklarını da biliyorum. İyiliğin, güzelliğin, hayrın Allah'tan da olduğunu biliyorum. O yüzden diyor beni beğenenleri beğenmiyorum. Ben diyor nefsimi beğenmiyorum, nefsimi beğenenleri de beğenmiyorum. Uyanık olmaya ihtiyacımız var. Çünkü onlar da nefisleriyle onu beğendiği için. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun.